Yaklaşık 70 yıl önce her şeyini kaybetmiş, insanından başka hiçbir şey olmayan bu ülke günümüzde nasıl oldu da çağın ötesinde bir ülkeye dönüştü? Güney Kore'deyim. Gelin Kore'yi birlikte keşfedelim. Kore, geçmiş ve geleceğin aynı anda dans ettiği bir ülke. Geleneksel Hanok evlerinin hemen yanı başında yükselen gökdelenler, bu toprakların hem köklerine olan saygısını hem de yenilikçi ruhunu gösteriyor. Bugün Kore, gelişmiş bir ülke ve mutlu bir toplum imajı çizse de gerçeklik bu tanımın ötesinde bir hikayeye sahip. Gelin ilk önce ülkeyi biraz genel olarak tanıyalım, daha sonra ise bu hikayenin ardındaki gerçekliklere bakalım. Öncelikle Güney Kore, Asya'nın doğusunda Kore Yarımadası'nın güney kısmında bulunan bir ülke. 100.363 km² yüz ölçümüyle sadece Ege bölgesi kadar bir büyüklüğe sahip ülkenin tek sınır komşusuysa aynı kanı paylaştığı ama her daim savaşın var olabileceğini hissettiren Kuzey Kore. İstanbul'dan başkent Seul'e yolculuğum aktarmasız bir şekilde yaklaşık 10 saat sürdü. Toplam nüfus yaklaşık 51 milyon. Burası dünyanın en homojen nüfusa sahip ülkelerinden biri. Halkın %97'sinden fazlasını Koreliler oluştururken en büyük azınlık grupsa Çinliler. Resmi bir din yok. Nüfusun yaklaşık %61'i hiçbir dine mensup değil. Kore turistlerin iletişim kurmakta zorlandığı bir ülke. Burada geçirdiğim vakit boyunca turistik bölgelerde bile insanların, hatta taksi şoförlerinin temel düzeyde dahi İngilizce bilmediğini gözlemledim. Nüfusun sadece %2'sinin akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğu iddia ediliyor. Kore'nin para birimi won, 4 tane tedavülde olan kağıt paraları var. 50.000 won en büyük banknotları, yaklaşık 40 dolara denk geliyor. Ülkede saatlik asgari ücret 9.860 won. Fakat genel olarak herkes asgari ücretin çok daha üstünde kazanıyor. Ortalama maaş ise yaklaşık 3,5 milyon won. Öğretmenler ayda ortalama 4, mühendisler 6, avukatlar 8, doktorlarsa 15 milyon won kazanıyor. Seul dünyanın en pahalı 10 şehrinden biri. Fakat halkın alım gücü yüksek. Ortalama maaşı baz alırsak insanlar bir haftalık maaşıyla bir bilgisayar, 2 haftalık maaşıyla son model bir telefon, 1 aylık maaşıyla ise ikinci el bir araba alabiliyor. Topraklarının %70'i dağlarla kaplı olan Kore'de yerleşim alanları oldukça kısıtlıyken nüfusun yarısı ülkenin yalnızca %12'sini oluşturan Seul'de yaşıyor. Evler çok küçük ve kiralar çok yüksek. Ev sahibi olmaksa neredeyse imkansız. Burada iki farklı kira sistemi var. Chonse adı verilen sistemde aylık ödenen bir kira yok. Kiracı mülkün değerinin yaklaşık yarısını 2 yıllığına ev sahibine ödünç olarak veriyor ve evden taşınırken bu paranın tamamını geri alıyor. Bu sistemin ortaya çıkmasının nedeni Kore'de sıcak paranın çok önemli olması. Para ya faize yatırılıyor ya da borsada kullanılarak değerlendiriliyor. Diğer kira sistemi bizim alışık olduğumuz ama depozito fiyatlarının kira bedelinden en az 10 kat daha yüksek olduğu Wolse. Seul şehir merkezinde ortalama 15-35 metrekare büyüklüğünde olan stüdyo dairelerin kirası 400-700 bin won arasında değişirken depozitoları 5 ile 20 milyon won arasında değişiyor. Chonse fiyatları bu daireler için %400 milyon won arasında. Aslında bu küçük evler onların yaşam tarzı hakkında ipucu veriyor. Uzun ve yorucu çalışma saatleriyle bilinen ve hayatlarını adeta bir maratonun içinde yaşayan Koreliler evlerini daha çok uyumak için geldikleri bir otel gibi kullanıyorlar. Yemeklerini de dışarıda yiyorlar. Öyle ki tipik bir Kore evinde bulaşık makinesi nadiren bulunur. Buzdolaplarının ve ocakların boyutuysa alışık olduğumuzdan küçüktür. Yemek her ne kadar evde yapılmasa da yemek yemek Kore kültürünün ayrılmaz bir parçası. Mesela birine nasılsın demek yerine yemek yedin mi anlamına gelen patmogosoyo ifadesini kullanıyorlar. Aslında o kişinin aç olduğuyla ilgilenmiyorlar. Birini yorgun ya da üzgün gördüklerinde de sordukları soru aynı. Teşekkür etmek yerine de sana yemek ısmarlayacağım diyorlar. Her köşe başında bulabileceğiniz 7/24 açık marketler sayesinde Koreliler günün her saati hem hazır yemek alabilir hem de rahatça oturup yemeğini yiyebilir. Burada bir sürü kahve çeşitleri var. Daha sonra da buradan buz alıyorsunuz ve soğuk kahveniz hazır. Ülkenin en ünlü yiyeceği 200'den fazla çeşidi olan Kore turşusu. Asıl adıyla kimchi. Bugün Koreliler kişi başı yılda yaklaşık 36 kilo kimchi tüketiyor. Burada insanlar fotoğraf çekilirken bile kimchi diyor. Kimchi. Kore kültüründe içki önemli bir yere sahip. Burası alkolizmin en yaygın olduğu 4. ülke. En ünlü alkolleri ise vodkaya benzetilen soju ve pirinç şarabı olan makgeolli. Yetişkin bir Koreli yılda 53 şişe soju ve 83 şişe bira tüketiyor. Çoğu halka göre bünyeleri daha dayanıklı olan Koreliler geç saatlere kadar içerler. Sabahları ise erken kalkarak
olarak işlerine ya da okullarına gidip hayatlarının temposuna kolayca geri dönerler. Hatta mesai sonrasında heyşe olarak adlandırılan alkollü iş yemekleri meşhurdur. İş başvurularında alkole ne kadar dayanıklı olduklarını sorulması ise sıradan bir durumdur. Gençler yanlarında eğer kendilerinden yaşça büyük biri varsa kafalarını yana çevirerek içerler. Kadeh tokuşturduklarında en aşağıdaki bardak mutlaka yaşı en küçük olanındır. Yemek yerken de sofradaki en yaşlı kişinin yemeğe başlaması beklenir. Bu ve bunun gibi birçok örnek aslında Korelilerin çok katı bir hiyerarşi sistemine sahip olduğunun bir göstergesi. Kendilerinden bir yaş dahi büyük kişilere bile isimleriyle hitap etmezler. Hatta bu durum dilin yapısına bile işlemiş. Merhaba derken kendilerinden büyüklere Anyon Haseyo, yaşıtlarına ve kendilerinden küçüklere ise Anyon diyorlar. Aralarında bir yaş olması bile arkadaş olmalarını engelliyor. İnsanlarla sohbetlerin ve deneyimlerin sonucunda batıl inançlara dahi çok sıkıca bağlı olduklarını keşfettim. Kore'ye geliş nedenlerimden biri olan dünyanın dört bir yanından Kore gazilerinin katıldığı etkinlikte ise şöyle bir inanış öğrendim. Kore Savaşı'nda ölen askerlerin isimleri kırmızı kalemle yazılıp ailelerine gönderilirmiş. Bu nedenle de bugün Koreliler isimlerini asla kırmızıyla yazmıyorlar. Çünkü o kişinin yakın zamanda öleceğine inanılıyor. Asansörlere bindiğimde ise 4 rakamının ya hiç olmadığını ya da fe ile temsil edildiğini fark ettim. Bunun nedeni ise Çince'de 4 rakamının telaffuzunun ölüm kelimesine çok benzer olmasıymış. Ayrıca bir akşam başımıza bununla ilgili ilginç bir olay geldi. 4 kişi yerel bir restorana gittiğimizde restoranın sahibi bu inanışa çok bağlı olduğundan siparişimizi 5 kişilik getirdi. Burada tanıştığım Angela bana Korelilerin bazı ilginç batıl inançlarını anlattı. Mesela vantilatör açık uyurlarsa öleceklerine, gece tırnaklarını keserlerse bir farenin uyurken yanlarına gelip tırnaklarını yiyeceklerine ve kendi suretlerine bürüneceklerine inanıyorlarmış. Alışveriş yaparken ya da birinden bir şey alırken insanların tıpkı Japonlar gibi iki ellerini kullandıklarını fark ettim. Bunun nedeni tamamen saygı ve nezaket. Özel günler onlar için çok önemli. Mesela doğum günüm Kore seyahatime denk gelmişti. Angela günün sonunda odama elinde bir pasta ile gelip "Bugün senin doğum günün. Mutlaka mum üfleyip dileğini dilemelisin." diyerek sürpriz yapmıştı. Ve biz henüz daha 2 gündür tanışıyorduk. Bu arada Güney Kore dünyanın geri kalanından farklı bir yaş sistemine sahip. Koreliler anne karnında geçen süreyi hesaba kattıkları için doğduklarında 1 yaşında kabul ediliyorlar. Eğer bir bebek Aralık'ta doğduysa sadece 1 ay sonra 2 yaşına basmış oluyor. Tam 35 yıl Japonya sömürgesi altında kalan Koreliler hayatın neredeyse tüm olanaklarının dışında bırakıldı. Eğitim almaları, kendi dillerini kullanmaları yasaktı. Hatta isimlerinin Japonca olması zorunluydu. Adeta ikinci sınıf insan muamelesi gördüler. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle Japonya Kore'den çekildi. Fakat bu sefer de ülkenin kuzey bölgesi Sovyet, güney bölgesi ise ABD yanlısı hükümetlere dönüştürüldü. Dünyanın büyük güçleri Kore Yarımadası'nda kapışırken bu toprakların gerçek sahibi Koreliler birbirleriyle savaştırıldı ve nüfuslarının %20'sine yakınını kaybetti. 1960'da Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir raporda ülke ekonomisi çöp kutusu olarak tasvir edilmiş ve gelecek vaat etmeyen bir ülke olarak görülmüştü. 1980'e kadar Türkiye'nin, hatta 1968'e kadar Gana'nın bile ekonomik olarak gerisindeydi. Ülkenin sahip olduğu tek şey insanlarıydı. Bu yüzden de devlet insana yatırım yaptı. 7'den 70'e herkesin eğitilmesini sağladı ve kalkınmanın anahtarını bugün ülke ekonomisinin %84'ünü oluşturan Samsung, LG, Hyundai gibi köklü aile şirketlerine sınırsız bir destek vererek ve yol göstererek buldu. Hükümete göre bu zorlu yolda yapılan her şey mübahtı. İnsanların acımasız bir şekilde gece gündüz çalıştırılmasına göz yumdu. Zaten Kore 1988'e kadar 27 yıl boyunca diktatörlükle yönetildi. İşçi ve insan haklarından bahsedilmedi. Hatta insanların yurt dışına çıkması bile yasaktı. Fakat bugün Güney Kore halkı dünyanın en güçlü 3. pasaportuna sahip. 1960'da kişi başına düşen yıllık gelir sadece 158 dolardı. Bugünse 32.254 dolar. Güney Kore dünyanın en güçlü 12. ekonomisiyken başkenti dünyanın ekonomik olarak en güçlü 4. şehri. Ülkenin en büyük şirketi olan Samsung'un net geliri Estonya ve Letonya gibi Avrupa ülkelerinin toplam ekonomisinden bile daha büyük. Burası dünyanın en çok ihracat yapan 9. ülkesi. Aslında yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesi, Japonya'nın yaydığı bir ışığın Güney Kore'ye yansıması. Tarihsel nedenlerden dolayı Koreliler Japonya'ya karşı kısmen kin besleseler de Japonya onlar için yanı başlarında duran bir rol model. Bugün Koreliler her zaman Japonların bir adım önlerinde olmak için çok çalışıyorlar. Hatta Güney Kore, Japon kültürünün ülkede yayılmasını engellemek için Kore dalgası olarak bilinen K-pop'tan K-drama'ya kadar pek çok Kore kültürünü içinde barındıran Hallyu adında bir akım oluşturdu. Kore'den kilometrelerce uzaktaki insanları etkileyerek uluslararası imajını yeniden
yeniden inşa etti. Kore dalgası sanılanın aksine bir anda ortaya çıkmadı. Türkiye dahil 84 ülkede 244 kurum açılarak insanların kendi ülkelerinde Kore kültürünü tanıması ve Korece öğrenmesi sağlandı. Dünyada Kore'ye hayranlık besleyen insanların sayısı 178 milyonu aştı. Milyonlarca insan Kore'ye akın ederken kimileri ise burada yaşama kararı alıyor. Hallyu'nun ülke ekonomisine katkısı 10.8 milyar dolarken ihracatının da %10.8'ini oluşturuyor. 2020'de Güney Kore yapımı Parazit tarihte ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak Oscar ödülü kazandı. Squid Game'se Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen dizisi. Bunun yanı sıra K-pop dünyanın en büyük müzik pazarlarında bir fırtına etkisi yaratıyor. Gangnam Style YouTube tarihinin ilk kez 1 milyar izlenmeye ulaşan içeriği. Genel olarak bakarsak 24 saatte en çok izlenen 10 videodan 9'u K-pop. Bugün dünyanın en çok dinlenen 20 şarkıcısından 14'ü de yine K-pop grubu. Kore'nin dünyaya yaydığı akımlardan biri ise mukbang. Yalnızlaşan Koreliler tek başlarına yemek yememek için kamera karşısına geçerek yeni bir trend oluşturdular. Tek oturuşta binlerce kalorilik yemek yiyen insanlardan biri olan Nikocado Avocado YouTube'a çektiği videolarla 100'den fazla kilo aldı. Tüm bu anlattıklarım buzdağının sadece görünen kısmı. Mesela Hallyu'nun en büyük çıktılarından biri olan K-pop dünyasına dışarıdan bakıldığında her şey parlak ve mutlu gözükebilir. Ama aslında rahatsız edici, karanlık bir tarafı var. Bugün K-pop yıldızlarının büyük bir çoğunluğu sağlık sorunları, uykusuzluk, katı diyetler gibi birçok nedenden dolayı depresyona girmekte, hatta bazıları hayatını sonlandırmakta. Bu yıldızların canlı hayatları sahnede ışıklar kapanınca son buluyor. Henüz çocuk sayılabilecek yaşlarda dünyada kölelik sözleşmesi olarak tanımlanan 7-10 yıllık anlaşmalar imzalayarak kimliklerini ve özgürlüklerini şirketlere teslim ediyorlar. K-pop idoli olmanın süreci kimi zaman elemelerle, kimi zamansa şirketlerin yetenek yarışmaları düzenlemeleriyle başlıyor. Ortalama 11 yaşındaki çocuklar günde 10-11 saat eğitim alıyorlar. Bu süre 18 saate kadar da çıkabiliyor. Çoğu zaman uyumak için bile zar zor vakit buluyorlar. Staj süresi kimi zaman 1 yıl, kimi zamansa 7 yıl sürerken idol olmanın herhangi bir garantisi yok. Zaten büyük bir çoğunluk hayallerini gerçekleştiremiyor. Aldıkları eğitimlerde sadece sahnede nasıl şov yapacaklarını değil, gerçek hayatta da nasıl rol yapacaklarını öğreniyorlar. Bugün K-pop ünlüleri kendi karakterlerini bile yansıtamıyor. Çünkü çok küçük yaşlardan itibaren şirketler onların görünüşlerinden karakterlerine kadar nasıl olması gerektiklerini en ince ayrıntısına kadar planlıyor. Soğuk ama güzel, yakışıklı ama utangaç, zeki ama sakar gibi karakterler bu kişilerle alakası olmasa bile onlara kodlanmıyor. Hangi grubun bir parçası olmak istedikleri, ne söyleyecekleri, kıyafetleri, saç kesimleri gibi hiçbir konuda bir fikirleri olamaz. Her şey o kadar düşünülmüş ki şarkı sözleri bile kitlenin sorunları analiz edilerek uzman kişiler tarafından yazılıyor. Şarkıların isimleri ise tüm dünyada kabul görmesi için İngilizce konulur. Özellikle nakaratlarda mutlaka İngilizce kelimeler bulunur. Bu sektörde doğal olan hiçbir şeyin yeri yok. Öyle ki şirketler çoğunlukla estetik ameliyatı şart koşar. Bu yüzden de tüm idoller aynı gözükür. Tıpkı bir fabrika gibi. Bambaşka bir karakter inşa ederler, görünümünü şekillendirirler ve pazarlarlar. Erkekler genel olarak cinsiyetsiz gibi gözükür ve batı dünyasına göre feminendir. Kızlarsa boyu kaç olursa olsun 50 kilonun altında olmalıdır. Ağır diyetler ve uğradıkları psikolojik baskıların sonucunda birçoğu yeme bozukluğuna sahiptir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Twice grubunun bir üyesinin gösteriye çıkabilmek için bir hafta boyunca sadece buz yemesi. Genel olarak hayatları uymaları gereken kurallarla çevrilidir. Sevgilileri olamaz çünkü karşı cins hayranlarına daha erişilebilir ve kıskanılmaz bir imaj sunmaları gerekir. Halk içinde alkol, sigara gibi ürünler kullanamazlar. Şirketin ayarladığı yerde tüm grup üyeleri birlikte yaşamak zorundadır. Binbir güçlükle yıldız olduklarında ise paranın büyük bir çoğunluğunu yapım şirketleri alır. Mesela bir konser verdiklerinde genel olarak kazancın %90'ı şirkete, %10'u ise grup kaç kişi ise ona bölünerek paylaştırılır. Yani bir idol grup 5 kişi ise kazancın sadece %2'sini kazanır. Sadece bu da değil. Yapım şirketleri stajyerlerin idol olabilmesi için yüklü miktarda para yatırır. Ancak bu aslında bir tür borçtur. Stajyerlik süresi boyunca kazanç sağlayamayan gençler idol olduktan sonra bu borcu ödemeye başlar. İdol olamayanlar yani çıkış yapamayanlarsa kendilerini büyük bir borç batağında bulur. Üstelik üniversite okuyup bir meslek edinmeleri için ayıracakları yılları da heba etmişlerdir. Dünyanın en büyük müzik grubu olan BTS
Türkiye sadece bir konserinde ülkesine 550 milyon dolar kazandırırken yıllık yaklaşık 5 milyar dolar katkıda bulunuyor. Kore'de kişinin başarısı dış görünümüyle paraleldir. Öyle ki burası dünyada kişi başına düşen estetik ameliyatın en fazla olduğu ülke. Seul dünyada plastik cerrahinin başkenti olarak kabul ediliyor. Her yıl 1 milyondan fazla estetik ameliyat yapılan ülkede 19-29 yaş aralığındaki her 3 kadından biri estetikli. Güzellik algısı toplumun yapısına o kadar derinden işlemiş ki arkadaş edinmenin yanı sıra iş bulmanın bile adeta anahtarı gibi. İlginç bir şekilde estetik operasyonlarının %70'i ailelerin çocuklarına lise mezuniyeti hediyesi olarak yaptırdıkları ameliyatlardan oluşuyor. İşe alım uzmanlarının %80'i fiziksel görünümün adayları seçmede önemli bir kriter olduğunu belirtiyor. Cilt bakımı onlar için o kadar önemli ki UV korumalı şemsiye kullanımı burada çok yaygın. Burada geçirdiğim vakit boyunca hastaneden serumuyla kalkıp kozmetik ve bakım mağazasına gelerek alışveriş yapan Koreli de gördüm. Hızlı trenle Busan'a yolculuk yaparken tren istasyonunda acil durum için cilt bakım ve makyaj ürünleri satılan otomatta gördüm. Kozmetik bugün ülkede cinsiyet ayrımı fark etmeksizin yaklaşık 24 milyar dolarlık dev bir sektör haline geldi. Koreli erkekler dünyadaki erkek cilt bakım ve makyaj ürünlerinin 1/4 birini satın alırken erkeklerin %75'i haftada en az bir kez cilt bakımına gidiyor. Bu erkeklere yakışıklı ve çiçek çocuk anlamına gelen kombinam ya da flower boy deniyor. Korelilerin hayatta kalabilmek ve toplum tarafından kabul görmeleri için çok çalışmaktan başka çareleri yok. Hayatlarının tümünü önce iyi bir üniversite okumak, ardından iyi bir işe girmek için geçiren bu insanların hayallerinden çok hedefleri var. Seul'de üniversite sınavına hazırlanmak için açılan dershanelerin sayısı market sayısının 3 katından fazla. Eğitim o kadar hayati ki üniversite giriş sınavının olduğu gün ülkede hayat 8 saat boyunca adeta duruyor. İngilizce dinleme sınavının gerçekleştiği 45 dakikalık sürede uçaklar dahi uçmuyor. Korelilerin üniversite sonrası hayat tempoları yavaşlamıyor. Aksine hızlanıyor. Öyle ki dillerinde çok çalışmaktan ölmeyi tanımlayan bir kelime var. Resmiyette Koreliler sabah 9 akşam 6 çalışsalar da pratikte bu şekilde değil. Çoğunlukla 9'dan önce iş yerindeler. Gece geç saatlere kadar da çalışıyorlar. Hatta bazen iş yerlerinde uyuyorlar. Burası bir beyaz yakalı yabancı için çalışma memnuniyetinin Japonya'dan sonra en düşük olduğu ülke. Genellikle patron işten çıkmadan mesai bitmiyor ve çoğunlukla ek ücret verilmiyor. Hükümet aşırı çalışmayı önlemek için izin kullanımını zorunlu kılarken Seul Belediyesi de akşam saatlerinde bazı şirketlerin elektriğini kesiyor. Koreliler yaşlandıklarında da çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü bir emekli maaşıyla yaşam sürmek mümkün değil. Yani bir nevi ölene kadar çalışmak zorundalar. Bu rekabetleri sadece kendi aralarında değil, diğer ülkelerle olan ilişkilerine de yansımış. Özellikle konu Japonya ise. Geçmişte yaşanan ve hala dün gibi hatırlanan acı olayların izleri bugün iki ülke arasındaki ilişkinin nabzını belirliyor. 1000 Koreli arasında yapılan bir anket sonuçlarına göre insanların %71.6'sı Japonlardan hoşlanmıyor. Ülkedeki bazı restoranlar kapılarına "Buraya Japonlar giremez, Japonlara hizmet vermiyoruz" gibi yazılar asarken halkın büyük bir kısmı ise Japon markalarına ciddi bir boykot uyguluyor. Korelilerin genel olarak ırkçılık yaptıklarına dair iddialar var. Biz geçirdiğimiz süre boyunca bir sorunla karşılaşmasak da burada muhabbet ettiğim yabancılar ayrımcılıklara maruz kaldıklarını, hatta bazı kafelere ve restoranlara alınmadıklarını, metrolarda genellikle yanlarına kimsenin oturmadığını anlattılar. Bazı yaşlı kesim Kore kimliğinin kutsal olduğuna ve saf ırkın korunması gerektiğine inandığından yabancılarla yapılan evliliklere de karşı çıkıyor. Güney Kore bugün olduğu konuma gelebilmek için arkasında mutsuz ve umutsuz bir halk yarattı. Son yayınlanan Mutluluk Endeksi raporunda OECD ülkeleri arasında en mutsuz 4. ülkeyken en yüksek intihar oranına sahip ülke oldu. Her gün yaklaşık 36 Koreli hayatına son veriyor. İntihar girişiminde bulunanların sayısı ise bundan kat be kat fazla. Raporlar Güney Korelilerin %95'inin stresli olduğunu bildiriyor. Ülkenin en büyük problemlerinden biri yıllar geçtikçe azalan ve yaşlanan nüfusu. İnsanlar hem çocuk yapmıyor hem de ortalama yaşam giderek uzuyor. Burası 84.3 yılla ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden. Ayrıca 0.78 oranla dünyanın en düşük doğum oranına sahip. Seul'de bu oran 0.59'a düşüyor. Ki nüfusu sadece sabit tutmak için gerekli olan doğurganlık oranı kadın başına 2.1. Şu an ihtiyaç duyulmadığı için ilkokullar, kadın doğum ve çocuk hastaneleri ya kepenk indiriyor ya da yaşlı bakım evine dönüştürülüyor. Tahminlere göre 40 yıl içinde nüfusunun yaklaşık 1/4 birini kaybedecek ve halkın yaklaşık neredeyse yarısı 65 yaş üstü insanlardan oluşacak. Tüm dünyada ses getiren casus kamera krizi Güney Kore'deki cinsiyetçiliğin ürünlerinden biri. Halka açık tuvalet
tuvaletlerde, soyunma kabinlerinde ve bazı otellerde gizli kameralarla izinsiz bir şekilde kadınların görüntülerinin alınması ülkede çok yaygın. Ülkede satılan hiçbir telefonun deklanşör sesi izinsiz fotoğraf çekimini engellemek için kapatılamıyor. Güney Kore adeta bir güvenlik kamerası ülkesi. Sokaklarda, metro istasyonlarında, arabalarda, her yerde kameralar var. Yani aslında ülkenin bu denli güvenli olması bu kameralar sayesinde. İnsanlar kafede, parkta, nerede olursa olsun değerli eşyalarını öylece bırakabiliyorlar. Çünkü geri döndüklerinde aynı yerde olacaklarından eminler. Öyle ki geçtiğimiz aylarda hırsızlık yapan bir adam 3 kez kılık değiştirip 6 farklı taksiye binse de yakalanması bir gün sürdü. Bu arada Kore hükümeti ülkenin verilerini yabancı şirketlerle paylaşmayı reddettiği için burada Google haritalar çalışmıyor. Ülkede internet ve telefon bağımlılığı da ciddi bir sorun. Trafik ışıklarının sadece direklere değil yaya geçitlerine de konulması bunun büyük bir göstergesi. Güney Kore'nin bir diğer büyük problemi her yıl yaklaşık 18 bin insanın ölümüne neden olan hava kirliliği. Sessiz katil olarak adlandırılan hava kirliliğinin kaynağının yarısı Çin. Bu kirlilikle yaşamak zorunda kalan halk için devlet bazı uyarı modelleri geliştiriyor. Mesela ülkenin simgelerinden biri olan Seoul Tower mavi ışıklandırılıyorsa hava kalitesinin iyi, yeşilse ortalama, sarıysa kötü ve kırmızıysa çok kötü olduğunu gösteriyor. Güney Kore'de bulunduğunuzda telefonunuza bu tarz uyarılar gelebiliyor. Bunlar devlet tarafından sizin telefonunuza gönderilen uyarılar. Bazen bu uyarılarda yağmur yağışı olduğu ve yağmurluğunuzu, şemsiyenizi unutmamanız ya da çok güneş olduğunda güneş gözlüğünüzü yanınıza almanız gerektiği yazıyor. Fakat ilginç bir hikaye dinledik az önce. Sabah saat 6'da Kuzey Kore'den nükleer füze atıldığına dair bir uyarı gelmiş. İnsanlar panik içinde nereye kaçacaklarını, ne yapacaklarını düşünürken sadece 20 dakika sonra bu uyarının yanmış bir alarm olduğu bilgisi gelmiş. Fakat insanların bu noktada düzenleri alt üst olmuş. Siz videonun sonuna gelirken bense 11,5 saat süren bir yolculuğun sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kore benim için farklı bir deneyim oldu. Eğer bu tarz seyahat içerikli videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve benimle dünyayı keşfetmek içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.